bir kere şunu demiş, 600 lirası varmış. 19 bölü 30'unu günde 20 lira harcayarak, sonra 1 bölü 6'sını 25 lira harcayarak, geri kalanını da x lira harcayarak tamamlıyormuş. Şimdi öncelikle şunu, ne kadarı olduğunu, yani 20 lira harcayarak tüketeceği kısmının ne kadar olduğunu bulalım. 600'ün 19 bölü 30'unu hesaplarız. 600 çarpı 19 bölü 30, şu sıfırlar gidiyor. 60'ı 3'e bölersek 20 yapacak. Yani 20 çarpı 19. Bunu çarpmıyorum, böyle kalsın. Çarparsak tabii hesaplayabiliriz de. Şöyle ya da hesaplayın. Şöyle 2 kere 19, bu 30, 8, 380. 380 lira. Şimdi 380 lirayı günde 20 lira harcayarak tüketecek. Bunu günde 20 lira harcayarak. Yani birinci gün 20 lira. İkinci gün 20 lira. Böyle 20-20 devam edecek. Toplam 380 edecek. Ama şuradan görüyoruz zaten. 19 tane 20 olabilir. Yani aslında parayı 19. günde bitirecek. 19 günde bu para bitiyor. Yani şu ilk kısmını 19 günde bitiriyormuş. Gelelim ikinci bölümüne. 1 bölü 6'sına. Şimdi 600'ün 1 bölü 6'sı. Şunlar sadeleşecek. Burası 1. 100 olacak. 100. Yani 100 lirayı günde 25 lira harcayarak tüketecekmiş. Yani birinci gün 25. İkinci gün 25. Dört günde bitirecek bunda. 25. Dördüncü gün 25. Şimdi kalanını günde x lira harcayarak 28 günde bitiriyormuş. Toplam 28 günde tabii. 19 burada harcamıştı başlangıçta. 19 günde birinci parayı bitirmişti, birinci kısmını. 4 günde ikinci kısmını bitirmişti. Şu x lirayı da y günde bitirsin. Burayı da y günde. Artı y, bunların tamamı 28 edecekmiş. Toplam 28 gün edecek. Şurası 23 artı y eşittir 28, y eşittir 5. Demek ki şu parayı, x liralık parayı, günde x lira harcayarak bitireceği parayı 5 günde bitiriyormuş. Bir de geriye ne kadar parası kaldığını hesaplayalım. Burada harcadığı para, son harcadığı para P olsun mesela. En son harcayacağı para P. Burada harcadığı para 100. Şurada harcadığı para 380. Bunun tamamı da 600 etmeli. Şunları toplayınca 480 eşittir 600. Karşıya atıp çıkarırsak eşittir 120 olur. Demek ki 120 lirayı burada harcayacak en son. 5 günde harcayacağına göre 120'yi 5'e bölersek şurası 24 lira. Demek ki bir günde 24 lira harcamalıymış burada. Bir günde 24 harcamalı. Biz değil de sorunun kendisi x demiş. Bu nedenle x'imiz 24'tedir. Evet. Geri kalanını demiyor. Paranın ilk halinin 1 bölü 6'sı. Harcayarak diyor ama paranın 1 bölü 6'sını diyor. Yani virgül buraya konmuş. 600 liranın 1 bölü 6'sını 25 günde. Yani geriye kalan demediği için ilk hali üzerinden hesaplanmış.